Herkese merhaba. Derbide tek başında isimli videoma hoş geldiniz. Ee, yaklaşık bir yıldır Hayde'yi oynuyorum ben ee, ve hiç tek başıma oynamadım açıkçası. Hep bir mahalledeydim. Ee, şimdi tek başına derbi nasıl oluyor? Bunu deneyimlemek için tek başına e, kolay mı? Nasıl yapılabilir? Bunu deneyimlemek için açıkçası yeni bir mahalle açtım ve tek başıma e, derbi yapacağım bu hafta ve önümüzdeki haftalarda e, yeni başladığım için tabii ki de şimdi çaylak liginden başlıyorum çaylak acemi artık bir ay kadar e, tek başıma uzman ligine gelene kadar oynayacağım çok zor olacağını sanmıyorum ama bakalım şimdi. 320'nin altında tabii ki görev yapmayacağım. O sebeple 320'nin altındakileri silelim. Video içerisinde bu arada derbiye nasıl hazırlanıyorum? Bunları da göstereceğim. Anlatmaya çalışacağım. Çileyi sildim bu arada. 8 saat çünkü görev yani çok fazla gereksiz uzun öyle bir şey yapmak istemiyorum. 16 tane plaj kafe yani hiç gerek yok. Burada yine çilek var. Ben bu arada hızlı olması için sadece yumurta toplama, buğday mısır ekme, yardım görevi, kasabamı önceden hazırladığım için kasaba görevi, tren yani kasaba görevi kasabada yer alan o kafalardan geliyor. Dokuzlar tane. Beş, dokuz tane gelecek muhtemelen. Uzun süre sonra ilk defa çaylak liginde oynadığım için şimdi tam kestiremiyorum ama yine dokuz tane gelecektir. O kafalardan önceden hazır olduğu için yani şöyle göstereyim. Şimdi bakın kasabada 42 ziyaretçinin 42'si de hazır. Kafa dediğim şunlar, siz de biliyorsunuz zaten. Şunlar. Mesela bu yaşlı adam geldiğinde yeterli sayıda varsa tabi. Mesela işçi, yeterli sayıda varsa, şurada bir tane tam bitmemiş var. İyi oldu gördüm. Bu işçiden gel. Bir tane tren geldi mesela. Bir tane kafadan geldi. Burada hazır olduğu için hemen tık tık yapabileceğim. Muhtemelen bunu herkes biliyordur ama oyuna yeni başlayanlar varsa eğer e, bu kasaba görevini derbi başladıktan sonra yapmak zorunda değilsiniz. Öncesinden hazırlayıp görevi Görev geldiğinde alıp hemen 5 dakika içerisinde 5 dakika değil yani böyle 20 saniyede falan görevi hızlıca bitiriyorsun. Hazırlık çok önemli. Mesela kamyon görevi alacaksam derbide iki gün öncesinden buradaki e, makinaları full çalıştırıyorum. Şu ürünleri de toplayalım. Nasıl olsa şu an şey yok. Bütün görevleri sildik, görev alamıyoruz. Şunun ne olur ne olmaz diye bir bekletiyorum. 390 tane istiyor. Bende 100 tane toprak parçası var. Muhtemelen işte 110 taneymiş. Yani bir 3 tur ekmem gerekiyor. Bu da ne yapar? İşte 2,5 saat falan yapıyor. Ya 2,5 saat bir görev için aşırı uzun değil bence. Ama hani 8 saat, 4 saat, 5 saat bunlar çok fazla uzun. Yani bu derbide hızlı olmak önemli. ları toplayalım. Şimdi şey var bir de aklıma gelmişken söyleyeyim. E, düşük levelli olan arkadaşlar bu makinaların e, şöyle anlatayım. Mesela ben 81. leveldayım, atıyorum 82. levelde bir tane makine açılacak. Ama makinanın ne kadar e, ücreti bilemiyorsun. Yani kaç kaç altın vereceğini bilemiyorsun. O sebeple videonun açıklamalar kısmına bütün makinaların fiyatlarını yazıyorum. Ee, i̇stediğiniz zaman dönüp videonun açıklamalar kısmında makinanın e, fiyatlarını görebilirsiniz. Ona göre e, para biriktirirsiniz. Ben de mesela benim almam gereken e, neydi? Fondü mü? Bir şey almam gerekiyor benim de. Şuradan bir bakayım. Fondü kazanı 800 bin altına ihtiyacım var. Benim 563 yuvarlak hesapla altınım var. E biraz şey yapmam lazım. E yani oyuna biraz zaman harcayıp makinaları sürekli doldurup ürün üretip satmam lazım. Bu para kazanma yöntemlerinden bir tanesi de Yükselme malzemeleri e, biriktirip satmak. Ben öyle de yapıyorum mesela. Bu yükselme malzemeleri çok değerli olduğu için sürekli e, çıkmadığı için diyeceğim aslında ama sürekli çıkıyor. Şöyle mesela sürekli buğday veya mısır ekerek yani buğday 2 dakikada bir, mısır 4 dakikada bir biliyorsunuz hasat ediliyor. Sürekli buğday veya mısır ekip biçerseniz aynı zamanda sürekli de yükselme malzemesi elde ediyorsunuz. O yükselme malzemelerini her zaman e, ağıl ve ambar yükseltmede kullanmayabilir. Bunu paraya da dönüştürebilirsiniz. Böyle de bir yöntem var para kazanmak için. Ben öyle de yapıyorum bazen. Şeyi çok tercih etmiyorum. Kazık, tapu ve e, tokmak sat satmak çok mantıklı gelmiyor bana. Yani o yani levha, civata, bant bunlar çok çıkıyor ama kazık, tapu, tokmak daha az çıkıyor. E, o sebeple e, bir de gazeteden de bulmak e, şey kolay. Yani levhayı, ondan sonra kalası, civatayı gazeteden de bulabilirsin ama kazığı, topuyu biraz daha az satıyor insanlar. Mahalle arkadaşlarına veriyorlar. E ben şimdi bir de tek başıma oynadığım için bir mahallem yok sayılır. Yani arkadaşım yok sayılır. O sebeple kazık, tokmak satmıyorum. Ama paraya ihtiyacım olduğu zamanlarda levha, civata, bant... Ondan sonra bol bol ekip biçerek onları temin ettikten sonra yani bir 10 tane 5 tane olduktan sonra onları satıyorum. Paraya dönüştürüyorum. Bu şey de çok güzel oldu. Kamyon siparişlerinde ekstra ne diyor? Ağıl, ambar ve genişleme malzemeleri veriyor. Bu da çok karlı bence. Bunu da yapmak lazım. Tabii şey de e, bunu derbi görevine denk getirmek de çok karlı olacaktır. Ben bu şeyleri siliyorum. E, düşük XP veren siparişleri siliyorum. Yani yazık burada 4 tane 5 tane ürün istiyor. 313 XP için onu oraya vermek ne bileyim. Yani acıyorum. Saatlerce çünkü onu üretmekle uğraşıyorsun. Onun malzemesini toplamakla uğraşıyorsun. Sırf kamyon göndermek için de e, yani onu yani heder etmek istemiyorum açıkçası. Üzülüyorum. Burada şu ne diyor? Zarif buketten iki tane istiyor. Bu zarif buketten mesela ben hiç üretmiyorum. Çünkü elmas istiyor. Benim zaten 186 tane elmasım var. Bu elması bazen tom, toma harcıyorum ben. E, testere ondan sonra yani bazılarına çok komik gelebilir gelecek ama testere ve balta e, bittiği zaman şeyde çiftlikte yani arkadaşların da satmıyor. Gazeteden de çok az buluyorsun. O sebeple ben tomu kullanıyorum. Tom mesela 24 saat e, aldığım zaman tomu 5 e, defa falan e, testere ve balta temini için kullanıyorum ondan sonra battaniye istiyorum tomdan battaniye niye çünkü en pahalıya satabildiğim ürün battaniye 10 battaniyeyi 10 bin küsür satıyorsun hızlıca e, altın biriktiriyorum böylece yani tomu da mesela altın biriktirmek için e, kullanabilirsiniz Özellikle battaniyede ciddi para birikiyor. Havuç. Havuç hiç yok. Yani 8 tane havuç kalmış. Bazen böyle unutuyorum. Bir de şey çalışıyor ya şimdi. Roz çalışıyor. Yemlere harcıyor onu. Ben de zamanında görüp üretmezsem bitiyor. havuç bulamadık ama olsun sıkıntı yok. Gri'ye bakalım bu arada. Green çiftliği galiba iki gün önce Çin yılbaşısı mı varmış? Çin yılbaşısı dekorlarıyla doldu. Yani fena değil bence güzel. Ama ben şeyi bekliyordum. Sevgililer gününü bekliyordum. Sevgililer gününe de çok az kaldı. Bugün ayın ikisi mi? Yani 12 gün falan var. Niye sevgililer günü yapmıyorlar ki? Sevgililer günü konsepti olmayacak herhalde. Şurada gördüm aslında. Ee, şu dekorlarda iki tane çıkmış. Eros heykeli ve sevgililer günü vagonu çıkmış. Tabi 90 tane elmas istiyor. Ben alamam açıkçası. Ya almak da istemem şimdi bunu. Bu arabayı aldım. Nereye koyacağım? Burada hiç yani konsepte uygun bir yer yok ki. Şu yılbaşı temasını yaptım. Mesela buraya ama burada hani ağaç var. Bu şömineyi almıştım. Bir etkinlikte mi vermişti? Dünya etkinliği vermişti galiba. Ee, orada şömine geldi. İşte bir iki elf Hediye paketi vesaire koydum. Burada böyle bir dekor yapabildim ama tek başına vagonu buraya koymanın bir mantığı yok. Şimdi e, bu arada derbide hızlı yapılan görevlerden bir tanesi de maden görevi. Şimdi bu görev gelebileceği için buradan maden çıkartmayacağım. Bekleyeceğim. Ama normal şartlarda bu dökümcüleri asla boş bırakmayın bence. Yani ben asla boş bırakmıyorum. Mutlaka kalıp üretiyorum. O kalıpları da on, kalıpları da kalıp olarak asla satmıyorum çünkü çok ucuza gidiyor. Ama sürekli burada bir kolye, bilezik artık niye yetiyorsa mutlaka bir takı üretip satıyorum. O da çok iyi para kazandırıyor. Kamyon etkinliklerinde veya kasaba etkinliklerinde de çok iyi XP kazandırıyor takılar Şimdi arada böyle ekran kayıp gidiyor kusura bakmayın havucu ki vermeye çalışıyorum havucu şu küçük arkadaşlarımızı da uyandıralım bunlar bize e, biraz kalas levha bir şey versinler ki bunlar 10 tane olduğunda satacağım ben Mahalle arkadaşım olmadığı için bu tarz ürünleri ne yazık ki ilanlı satıyorum. Artık gören alıyor. Bakayım mesela şurada ahşap levha birikmiş 9 tane. Mesela bunu satalım şimdi 2430 lira. Gayet güzel. Şu 10 tane'den fazla olan ürünleri de satıyorum ben. 1738 lira mesela şunlar şunlar bir gitsin. Şu çark çark feleği bir çevirelim. Para gelsin. Hadi bravo. 9500 lira geldi. Çok iyi. Yani şu makine alım süreçlerinde o kadar iyi geliyor ki şu çark felekten altın çıkması. Hadi bir daha. Bilezik geldi. Çok iyi. Bu da paraya dönüştürülebilir bir şey. Gayet güzel. Kısa günün karı. Kasabamıza baktık. Çarkıfeleğimizi çevirdik. Vadinin açılmasına birkaç gün var diyor. Ha, bugün yazıyor artık. Dün birkaç gün bekleyeceksin. Yani birkaç gün sonra bak, kontrol et falan diyordu. Bir gün 21 saat, iki gün sonra vadi başlayacak. Geçen sefer hayvan toplama e, görevleri vardı. O iyiydi. O zaman çok iyi jeton topluyorsun. Bakalım bu sefer ne olacak? Tavuk falan gelirse valla tavuğu ben hiç yapamıyorum ya. Tavuk sıkıntı. Bu arada farm pass ne istiyordu acaba ya? Bir Yem kullanarak iki balık yakala. Ağaç ek sinemada bir kişiye hizmet vermeye başla. Şu sezon hedeflerinde balık ağı ile balık tutma görevi vardı. O yüzden dün ben iki tane ağ atmıştım ama bu ağ da yani saatler sürüyor. Bir de orada yer kaplıyor. Yani balık tutma görevi zaten sevmiyorum ama mecbur kaldım aldım diyelim. Ağlardan görevi de yapamayacağım. Niye havuz dolu dedi? Ha, beş tane atmışım demek ki yanlışlıkla. Şu yem da mesela ben asla yani aklıma geldikçe mutlaka göle girip bu yem tezgahında yem atıyorum. Yani o buradaki e, alet depolama kutusu dolsa bile önünde biriktiği için e, hiçbir mahsuru yok ya. Yani fazla yem göz çıkarmaz arkadaşlar. Orada mutlaka yem atın. Aynı şekilde bu e, a üreticisinde de ben şey üretmiyorum ne bu balık ağı mesela üretmiyorum çünkü bunun üretimi 3,5 saat göle atıyorsun bir gün mü iki gün mü ne yani bu bu kadar bu gölü zapt etmenin anlamı yok hızlı bir şekilde buradaki oltayla tutuyorum yani ben balığımı şimdi bu 9 tane balık tutmamızı istemişti şey farm pass görevi Bunlar herhalde 3 üç, 3'er tane çıkacak. 6 tane. Bir tane de şuraya o zaman mecburen A atacağız. 2 tane de oltayla yakala demişti. Şimdi bunu da yapalım. Bu gölde dikkat etmişsinizdir. Biraz önce de ben patlattım. Bir tane fıçı çıkıyor. O fıçıya dokunun. O da e, hediye veriyor. Yükselme malzemesi veriyor genelde. Bazen tapu kazık veriyor. Onu da mutlaka yapın. Gölde böyle yabancı böyle ekstra orada normalde olmayan bir şey görüyorsanız onlara mutlaka tıklayın. Onlar hediye veriyor. Şimdi Ördeklerimizi aldık. Ördek atsak mı acaba? Yani balık tutma görevi gelirse ben almam ya. Çok çünkü balık tutma görevi uzun. Sevmiyorum. Bir de balık tutmak benim için aşırı sıkıcı. O yüzden 5 tane ördeğimizi attık. Bu e, derbilerde de balık tutma görevi e, yapıyorsanız ya da bir mahalledeyseniz ve bu görevi illaki birinin alması gerekiyor ya o siz de olabilirsiniz. o sebeple gölü mutlaka her bölgesini bir an evvel açmaya çalışın. Yani göle girdin. Dört tane bölge var orada. O zaten balık tutmak uzun iş. Dört tane yerle bir gün boyunca görevi bitirmeye çalışmak çok şey zaman kaybettiren bir şey ve sıkıcı da bir şey. O sebeple bir an evvel gölü açmakta fayda var. Şimdi kamyon, pardon, gemi bugün reçel istemiş, hamburger istemiş. Bunun adı neydi? Karışık çerez istemişti ama bu 6 tane karışık çerez her bir kutu için. Bende yok. O yüzden bunu boş göndereceğim. Zaten puzzle da yok. Bu arada ben şey de yapmıyorum. Derbi de tekne de yapmıyorum ben. Tekne de çünkü bir tane tekneyi hazırlasan bile öyle yapan da var mesela. Görevi almadan gelen tekneyi dolduruyor ama göndermiyor. Bekletiyor görevi alana kadar. Görev aldıktan sonra hemen hazır olan tekneyi gönderiyor. Sonra diğer tekneyi beklemeye başlıyor. Fakat eğer elmas kullanmıyorsan yani hızlıca orada tekneye gel demiyorsan elmas kullanarak 4 saat tekne beklemek çok mantıksız bence ki 4 tane tekne göndermeniz gerekiyor biliyorsunuz. İnanılmaz bir zaman kaybı. Ben asla yani tekne, balık ondan sonra çilek bu uzun süre e, uzun süren üretim görevleri bunların hiçbirisini yapmıyorum. Hatta mecbur kalmadıkça Hayvan besleme görevi bile almıyorum ben. Belki yumurta görevi, yumurta toplama görevi alıyorum. O da neden? 20 dakikada bir zaten tavuklar yumurtluyor. O yemleme görevine göre daha hızlı ve daha zevkli açıkçası. Yani 20 dakikada bir, tabi zamanında da varsa 20 dakikada bir girmeye, 20 dakikada bir giriyorsun yumurtalarını topluyorsun sonunda 180, 10 yumurtayı 180 altından satarak biraz para da kazanıyorsun. Yani mantıklı bir iş. Farm pasa bakalım tekrar. 2 meyve ağacı ek. Meyve ağacı ekelim. Ne ekelim? Vişne ekelim. Yok vişnemiz var. Zeytinimiz var. Burada da bir şey yok. Tamam zeytin ekelim. Zeytin inanılmaz çok kullanıyoruz. Ben aşırı yağ yapıyorum. Yani şu sos makinesi hiç boş kalmıyor. Sürekli yağ yapıyorum. Benim arkadaşlar makinalarım hiçbir zaman boş kalmıyor. Şimdi video çektiğim için Doldurmuyorum fakat normalde asla hiçbir makinemin hiçbir gözü boş kalmaz. Sürekli üretiyorum ve sürekli ihtiyacımdan fazlasını satıp paraya dönüştürüyorum. Şimdi şuraya da şeftali. Şu salata mesela salat şu makarna salatasını veya diğer salatalar da öyle salata yapıp satarak sürekli inanılmaz para biriktirebilirsiniz. Şimdi şu domates çorbasındaki keçi peyniri görünce aklıma geldi. Mandıramızı da asla boş bırakmamamız lazım. Güzel onu biraz önce evet doldurmuştuk. Aklıma geldi. Şu çorba iki tane çorba iki buçuk saat sürecek zaten. Bir o süreçte neye ihtiyacımız var Ağla gidip bakıp ihtiyacımız olan ürünü e, üretebiliriz. Bu dondurmada ama ya vanilyalı in, vanilyalı dondurmayı ben bol bol üretiyorum. Vanilyalı, şu çikolatalı, çilekli çilekliyi de üretiyorum ama vanilyalı ve e, çikolatalıyı yani fazla fazla stoklamakta yarar var. Onları çünkü çok istiyor oyun. Bir de bu kahve makinesinde mesela kahve kulübesinde şu espresso kahvesini ihtiyacım olsun olmasın üretiyorum. Niye? Bir tek bir tane beyaz şeker ve üç tane kahve çekirdeği istiyor. Ve 5 dakikada oluyor. Çok kısa sürede olması da avantaj. Bunu ihtiyaç fazlası sürekli üretiyorum. Stokluyorum, sonra bunu paraya dönüştürüyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bu fazla yani e, üretimi hızlı ama e, satışı yani, yüksek fiyata satabildiğiniz ürünleri sürekli üretmek, satmak e, çok iyi para kazanmanıza, biriktirmenize e, sebep oluyor. Bu mısır makinesinde de mesela. Yani e, diğer mısırlarım varsa eğer e, ağılımda yeterince mesela 10 on tane, onar tane var şu biberliden, sadeden, tereyağlı, ondan sonra ballı mısırdan onar tane var diyelim. Sonrasında artık sürekli kakaolu mısır üretip kakaolu mısır satıyorum. Bunu dükkana koyduğunuzda yani satılmama ihtimali yok. Herkes alıyor. Kakaolu mısırı ve iyi de para kazandırıyor. Şu gereksiz şeyleri bak bunu biraz önce toplayıp burada iki tane ağaç dikebilirdim ama olsun. Yani dikilen ağaçların sonuçta hiçbir zararı yok. Onu orada topluyorsun. Zaten maksimum 3 kere toplayabiliyorsun. Ondan sonra kesiyorsun şu eşeklerimizin de hay Allah bir havuç bulamadık. Şimdi tarlamı boş bırakıyorum mesela çünkü buğday veya mısır görevi gelirse hemen alıp ekeceğim. Burada iki tane biberli mısırım yokmuş. Burada da fıstık ezmeli milkshake iki tane ihtiyaç var. Mesela şunu yardımı açayım. Bunu eğer biri kapatırsa ve ben kamyon görevi alırsam bir tane e, kamyonu bedavadan göndermiş olacağım. Şimdi makinalarımıza bakalım. Bunları dolduralım. Şu çikolatalı turtada iyi para kazandırıyor ve e, kamyon siparişlerinde vesaire kasaba kasabada da çok istenen bir ürün. Şu pastayı ne limonlu pasta. 2 saat 7 dakika. Çok uzun ya. Yani pastalar aşırı uzun sürüyor o sebeple. Ben pasta üretim görevi vesaire geldiğinde yani asla almıyorum. Şeker hangisinden üretmemiz lazım? 27 tane esmer şeker, 7 tane beyaz şekerimiz varmış. Beyaz şeker üretelim. Farm pasta da şu iki slotu şeker makinasından yana kullandım ben hakkımı. Çünkü şeker sürekli üretiyorsun. Kasabada bir ziyaretçiye hizmet vermeye başla. Bu dursun şimdilik. Çünkü birazdan eğer kasaba görevi gelirse oradaki zaten 23 kişiyi göndereceğim. Boşluk olacak orada. Orada yani yeni gelen ziyaretçilerden birine sinemada hizmet verebiliriz. Yani şu an girip oradaki hazırdaki adamı göndermenin ya yani hazırda olanlardan birini göndermeliyim ki yeni biri gelmeli. Ona da sinemada hizmet vermeye başlamalıyım. Hiç gerek yok. Acil de değil yani yarın 11'e kadar vakti var o görevin. O sebeple şu an o beklesin. Bir sonraki tekne puzzle veriyor. Kakaolu pasta ve karışık meyve suyu ahudu pardon ahududulu meyve suyu istiyor. Şey var zaten kahve çekirdeğim benim bir sürü var pastayla meyve suyunu kaç adet isteyecek acaba? Yani yardımı açacağız olmazsa. Olmazsa değil mecburen açacağız. Şu rozumuz da malzeme toplamış. Yani böyle derbide görev gelmediği için bir şey gösteremedim ama Derbi bu şekilde. Yani 320'lik hızlı ve kolay görevleri alarak bir günde bitirmeye çalışacağım derbiyi. Maksimum yarın öğlene bitmiş olması gerekiyor. Elmasla görev yani ek görev almam muhtemelen. Çünkü çaylak ligindeyim. Yani ilk üçe girmek önemli mi? Önemli olabilir. Ekstra hediye alırım bakalım yani derbide tek başına nasıl olacak nasıl ilerleyeceğim zorlanacak mıyım göreceğiz bu süreçte ee, videoyu beğenirseniz e, kanala abone olursanız bana destek olursunuz daha fazla video e, içeriği üretip e, devam ederim video çekmeye bu arada dediğim gibi makinaların fiyatlarını listeleyip açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan istediğiniz zaman bakabilirsiniz, not alabilirsiniz. Veya zaten video orada olduğu için dönüp dönüp bakabilirsiniz. Makinaların fiyatlarına. Çekmem istediğiniz bir video varsa lütfen yazın. Sormak istedikleriniz varsa mutlaka yazın. Her soruya cevap vereceğim. Hatta video bile çekebilirim. Ee, sorularınıza bakalım nasıl olacak. Derbi de tek başına gün aşırı video çekmeye çalışacağım. Böylelikle sizde e, ilerlemelerden gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. Birlikte öğreneceğiz, birlikte e, geliştireceğiz arkadaşlar çiftliğimizi, çiftliklerimizi. O sebeple takipte kalırsanız çok sevinirim. Bana destek olursanız, dediğim gibi videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanala abone olursanız daha çok sevinirim. <laughs> Makinaları boş bırakmayın. fazla ürün göz çıkarmaz mantığıyla ben sürekli üretiyorum şimdi e, makinada üretin makinaları boş bırakmayın diyorum ama tabi ağılınızın ambarınızın da kapasitesi çok önemli şimdi eğer oynamaya yeni başladıysanız bu çiftlikteki şu yerleri şu toprak parçalarını bir an evvel e, alıp oraları açmaya çalışmayın paranızı bu kazık tapu ve tokmağa harcamayın ilk başlarda diyorum e, civata vida ağıl ambar malzemelerini harcayın paranızı bu ağılı ve ambarı ne kadar çok büyütürseniz o kadar çok rahat edersiniz yani bu bazen görüyorum mesela ben çiftlik gezmeyi de bu arada inanılmaz seviyorum boş vakitlerimde gazeteden veya şu e, bakın burada şu tekne liderlik tablosuna baktığınızda bu e, ilk bak şu İlk liste arkadaş sıralamanız. Yani ekli olan arkadaşlarınız, takip ettikleriniz, mahallenizdeki arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Ama şu hemen yanındaki liste dünyanın en iyi oyuncularının sıralandığı liste. Buradan mesela e, canınız sıkıldıkça, yani ben canım sıkıldıkça girip buradaki çiftliklere mesela çift tıkladım şimdi bu kişinin çiftliğine gidiyorum. Baksanıza, ya bu inanılmaz ilham da veriyor insanlara. Mesela çiftliğinde bir şey yapmak istiyorsun, bir tasarım yapmak istiyorsun, bir köşeye bir dekor yapmak istiyorsun ama nasıl yapacağını bilemiyorsun, kestiremiyorsun diyelim. Çünkü e, dekorlar da inanılmaz pahalı. Yani dekor aldıkça pahalı pahalılaşıyor biliyorsunuz. O sebeple. Ee, önceden ne yaptığını kestirmek de çok önemli. Ne yapacağını kestirmek çok önemli. Buradaki e, dekorlar, ya bu çiftlik çok güzel değilmiş ama hani size e, ilham olabilir, fikir alırsınız. Çok aşırı güzel çiftlikler var. Neyse ne anlatıyorum, şey bazı çiftliklere giriyorum mesela oyunu daha yeni oynamaya başlamış. Atıyorum 40 level, 50 level, 30 level. Yani daha makine almamış, e, ağılını ambarını muhtemelen geliştirmemiş ama bütün toprak parçalarını almış. Burası böyle bütün çiftliği açmış. Toprak parçalarının hepsini satın almış. Ama ne bir ağaç var, ne bir makina var, hiçbir şey yok. Dekoralamıyor. Niye? Parası yok. Çünkü bütün parasını çiftliği açma açmaya harcamış. Bu boş bomboş duran çiftliğin bir güzelliği, bir kimseye bir faydası yok ki. Paranızı hızlıca çiftliği geliştirmeye harcamanız gerekiyor. Yani ben öyle yaptım ve bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Benim çiftliğim de şu an çok güzel mi? Değil. Çünkü ee, almam gereken daha iki makine var hatta fondü makinasını aldıktan sonra diğer makine 6 level sonra çıkacak mesela o 6 level boyunca kazandığım parayı biraz dekora harcayıp çiftliğimi güzelleştirebilirim ama şu anda 800 altına ihtiyacım varken e, yani dekor almanın veyahut kazık tapu ve tokmak alıp da buradaki kara parçasını açmanın çiftliği geliştir genişletmenin hiçbir mantığı yok bana kalırsa. O yeni görevler gelmiş ama yani ha bir tane yaşlı adam gelmiş mesela. Şimdi şu yapmayacaklarımı 25 tane tost gerek yok. Şu gereksizleri sileyim ki hemen yenisi gelsin. Bu görevleri silmekten de korkmayın. Yani yarım saat sonra bir buğday görevi geldiğinde veyahut maden görevi, yardım görevi, kasaba görevi geldiğinde zaten sen o anda hele 3 tane, 4 tane kısa süreli yani kısa sürede yapabileceğin görev ee, aynı anda tabloda yer aldığında hemen 4 tane 5 tane görevi 10 dakika içerisinde yapabildiğin için zaman kaybın olmayacak. O sebeple bu görevleri silmekten korkmayın. 320'lik dahi olsa eğer uzun sürüyorsa bir görevin yapımı e, tamamlanması silin onu arkadaşlar önemli değil. Şimdi şu kasabada e, 9 tane ihtiyardan var mı bakalım. Varsa alacağım o görevi yoksa onu da sileceğim. Saymadım açıkçası. Şimdi nerede ihtiyar? Burada. Şurada 4 tane var. 5, 6, 6 tane var. 9 tane yok. Şu işçiden muhtemelen var 9 tane. Bir bakalım. Şurada 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tam 9 tane var. Yani işçi gelirse alabileceğim. Şu yeşil şapkalı adamdan da yok galiba. 4 5 6 Evet. Sadece işçiden alabileceğim. Diğerlerinden alamıyorum. Şuradaki hayvanlarımızı da bir uyandıralım. XP'lerimizi alalım. Dün gece mesela bunlara e, balya atmayı unutmuşum. Bugün biraz yemsiz kalacaklar. Aç kalacaklar maalesef. Ben balyaları akşam atıyorum. Bir de şimdi roz çalıştığı için e, atmayı unutuyorum açıkçası. Kendim yem ürettiğim zaman unutmuyorum ama roz çalıştığı için insan hazıra alışıyor. Ne yazık ki balya atmayı unutmuşum. Şimdi bu görevi sildik. Silmedik, silelim. Kaç dakika? Yarım saat var diğer görevin gelmesine. Ben bu görevi mecburen alıp diğer görevler gelene kadar bir yandan da bunu yapayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar.